Ben ve Yatırım'dan merhaba. Bugün sizlerle teknik seviyeler hakkında konuşacağız biraz. Biliyorsunuz hareketli bir haftayı geride bıraktık. Bu hafta da artık Fed için yani 14 Aralık için bekleyiş başladı. Bu anlamda paritelerdeki fırsatları sizinle paylaşıp eğer işleminiz yoksa 14 Aralık'a kadar olacak olan volatiliteden yararlanmanızı sağlamaya çalışacağım açıkçası. Bu anlamda da hem TL varlıklarına hem de altın üzerine durmayı düşünüyorum. Yani Euro, TL, Dolar, TL ve altınla ilgili. Eğer sizin sormak istediğiniz ya da değerlendirmek istediğiniz pariteler varsa bunları da bize Periskop'taki yorumlar bölümünden, Facebook yorumlardan, benbeytv@benbeyyatırım.com mail adresinden ulaşarak sorularınızı, görüşlerinizi veya taleplerinizi iletebilirsiniz. Hem anında dönüşler yapabiliriz hem de sonrasında mail ile dönüşler yapabilirim size. İsterseniz 444-7870 numarasından da bizlere ulaşabilirsiniz. Ben ve yatırım olarak hem yatırım uzmanı ekipleriyle hem de diğer destek sağlayacak arkadaşlarımız sizlerle irtibata geçeceklerdir. Bugün biliyorsunuz tarım dışı iç sistem haftasını geride bıraktık. Ama şu anda da hem yurt içinde hareketli zamanlar yaşıyoruz. Anayasa paketinin değişimiyle ilgili TL'de sert volatiliteler görülüyor. Onunla birlikte 14 Aralık faiz artışı zaten %100 artık fiyatlandı. %100 oranı artık fiyatlanıyor. Bununla birlikte güvenli liman olan işte altınla ve euro dolar gibi görünen majör paritelerde de hareketlilikler görüyorsunuz. Önemli olan teknik seviyeler neler? Bunlar üzerinde biraz duralım isterseniz. Şu anda TL tarafı çok ciddi hareket içerisinde. Bir çöküş gördük son saatlerde. İsterseniz önce TL'lerle başlayalım. Önce bir dolar TL teknik seviyelerine bakalım. Yatırım stratejisi 14 Aralık'a kadar ve sonrasında ne olmalı? Bu bağlamda gidelim biraz. Ardından Euro TL'yi inceleyip gram altın ve altın üzerinde durup programı sonlandıracağız. Sorularınızla da yayınımızı yönlendirebilirsiniz. Bakalım isterseniz. Dolar TL'de biliyorsunuz sert yükselişleri görmüştük geçen hafta. Anayasa paketinin, MHP'nin ve AK Parti'nin anlaşmasıyla birlikte artık meclise sunulması bekleniyor bu hafta. Perşembe günü de ekonomi yani EKK'nın görüşlerinin bildirileceği bir gün olacak. O günde de sert hareketlilikler göreceğiz gibi görünüyor. Bir çözüm noktasına varacaklar diye bekliyoruz açıkçası. Burada takip ettiğiniz bir kanalımız vardı biliyorsunuz. Bu kanalı isterseniz ben size bir tekrar hatırlatayım. 2014 yılından beri takip ettiğimiz, hem günlük grafikte incelediğimiz yükseliş kanalları vardı. Bu yükseliş kanallarının artık sonuncusunun tepesine gelmiştik. Biliyorsunuz 3.60'da ciddi bir tepkiyle karşılaşmıştı. Yuvarlak 3.60 diyorum, 3.59-80'lere kadar gitmişti. Buradan ciddi bir tepki aldı. Burayı zaten kırarsa eğer kanal boyu kadar yukarı çıkacağını ve 4-4-10 aralarına kadar da hacimli olarak yükselmesinin mümkün olduğunu size iletmiştik. Bu anlamda 3.60 direnci çok kuvvetli bir dirençti. Gördüğünüz üst mavi çizginin artık tepe noktası. Burayı aşamadığı sürece baskıların devam etmesi zaten beklenirdi. Daha önceki yayınlarımızda da bunun üzerinde durmuştuk. Nihai olarak da baskı geldi zaten. Bu anlamda kanalın alt noktasını şu anda test etti. Orası da işte 3.45-3.47 aralığına denk geliyor. Zaten 3.45-30'da 23.6'lık düzeltme noktası var Fibo'nun yükselişe başladığı günden itibaren. Geriye doğru görün diye küçültmüştüm isterseniz. Bunu biraz daha büyütelim, daha net görebilirsiniz. Buradaki 23.6 yani 3.45-40 desteğinin altına inemezse tekrardan bu banda girmesini ve bu bantta 14 Aralık'a kadar yani şu kırmızı çizgiyi gördüğünüz yer 14 Aralık'a denk geliyor. 14 Aralık'a kadar bu bantta kalması beklenir açıkçası. Bu banttan çıkmadığı sürece de 14 Aralık'a kadar aslında satışlardansa biraz daha alt seviyelerden alışlarda bulunmakta. Orta uzun vadeli yatırımcılarınsa 3.30 altına inmediği sürece alıcılı seyretmesinde fayda var aslında. Onun dışında 14 Aralık'taki faiz artışı artık gerçekleştikten sonra da 3.30'lara kadar yani burada gördüğünüz bu 50'lik Fibo'nun 50'lik düzeltme noktasına denk gelen 3.29-50'lere kadar faiz artışı sonrasında bir geri çekilme olabilir. Fakat buralarda yeniden bir alış fırsatı oluşturur. Çünkü uzun vadede beklenti tekrardan yukarıya doğru. Şu an bahsettiğim sadece kısa vadeli bir fırsattan bahsediyorum. 14 Aralık'a kadar bu bant içerisinde eğer üst noktaları yeniden test ederse o zaman bir satış fırsatı aslında değerlendirilebilir. Ama stop losslarınızı bu mavi çizginin üzerine koymayı unutmayın. Burada zaten 3.60'a denk geliyor artık 14 Aralık'a kadar yaklaştığımızda. Stop loss'u çalışmak kaydıyla 3.60'dan sell pozisyonları değerlendirilebilir. Fibo'nun 50'lik düzeltme noktası olan 3.30 seviyelerine kadar 3.30 seviyeleri yeniden alım fırsatı verecektir.
Burada zaten ikinci kanalın alt noktasına da denk geliyor. 3.29 kırklara denk geliyor. Siz bunu 3.30 diye yuvarlayabilirsiniz. Fark ettiyseniz bu kadar tesadüfi bir şey olmayacaktır bu. Hem yükseliş kanalının dip noktasına hem de Fibo'nun 50'lik düzeltme noktasına denk gelen bir seviye, 3.30 seviyesi. Burayı zaten sonraki zamanlarda birçok yayında da bahsettiğimi göreceksiniz. Bu anlamda şu andaki bu seviye kırılmadan düşüşler artık hacimlenir diyemezsiniz. 3.47, 3.45 bu bandı aşmadığı sürece şu anda durulmayı bekleyen ve yeniden banda girmeyi bekleyen bir dolar TL göreceksiniz. Kısa vadeli beklentimiz şu anda. Onun dışında bir şeye daha değinmek istiyorum. Burada RSI'ın düşen tepe, yükselen tepelerin oluşturduğu bir line vardı. Bunu RSI kırdı. Bu anlamda düşüşler eğer 3.45-40'ı da kırarsa sert şekilde devam edebilir açıkçası. Zaten bu da 3.30'ları neden bu tarihe kadar beklediğimizin oskülatör tarafından da desteklenmiş bir kanıtı. Bunu da tekrar altını çizmek istedim. Dolar TL'de bu böyle. Euro TL'ye bir bakalım. Euro TL'de ne bekliyoruz? Biliyorsunuz biraz daha korelasyonlu gidiyorlar. Euro TL'de de zaten trendi çok açıkça görebiliyorsunuz. Yukarı doğru bir beklenti var. Fakat burada RSI ile bir uyumsuzluk söz konusu. Normalde yükselen dipler varken burada düşen tepelerin oluşturduğu bir durum vardı. Bu anlamda zaten bir patladı bugün. Burada da 23.6'lık düzeltme noktası 3.70'den geçiyor. 3.70'i kırmadığı sürece burada da 14 Aralık'a kadar 3.70-3.81 arası bir bant görmemiz mümkün. 23.6'lık düzeltme noktasını eğer kırarsa burada da düşüşleri 50'lik düzeltme noktasına kadar yani 3.57-60'lara kadar görmemiz mümkün olabilir. 14 Aralık sonrasında burada yine bu kırmızı çizgi 14 Aralık'ı gösteriyor. 14 Aralık sonrasında eğer 3.57-60 seviyesinin altına inemeyen bir Euro TL görürseniz yeni bir alış fırsatı yaratır. Satışların hacimlenebilmesi için de 23.6 yani 3.70 seviyesinin altına fiyat görmemiz lazım. Ki 14 Aralık'a kadar eğer 3.70'i kıramamış ve yeniden 3.81'e kadar hacimlenmiş bir Euro TL görürseniz satış fırsatlarını buradan değerlendirebilirsiniz aslında. Beklentimiz bu yönde. Artı diyelim ki alternatif senaryo, yani zayıf ihtimal verdiğim senaryolardan bir tanesi 3.81 seviyesinin kırılması. Eğer 3.81-3.80 artık onu 3.82 diyebilirsiniz yani. Bu seviyenin üzerine çıkarsa expansion, Fibo expansion seviyesi 4'lere kadar potansiyel veriyor. Bu tabii ayrı bir durum. Bunu ilerleyen zamanlarda görmemiz mümkün. Yani 14 Aralık'taki artık zayıflamalar gerçekleştikten sonra yukarı doğru bir atak olursa 4'e kadar beklenebilir diye düşünüyoruz. Artı o sırada tabii bu geri gelişler RSI'de 30'u destekleyecektir çok kuvvetle muhtemel. Şu andaki çünkü 48-60'daki RSI desteğini de kırdı. Bu RSI desteği altında kaldığı sürece biraz daha baskılar devam edecek ve 50'lik düzeltme noktasına kadar gelecek diye bir beklenti söz konusu olabilir. TL'ler böyleydi. İsterseniz gram altına bir bakalım. Gram altın TL bu önemli milli yatırım araçlarımız olarak öyle çıkıyor zaten biliyorsunuz. Burada gördüğünüz şu mavi üçgen alanı 14 Aralık'a denk geliyor. Bu başlangıcı, bu da artık 15 Aralık'a geçiş süreci. Buraya kadar bu gördüğünüz üçgende sıkışması beklenir gram altının. Bu üçgen içerisinde muhtemelen destek seviyesi bulacağı yer, eğer düşüşler devam ederse ki düşmesi beklenir değer kazanımlarında. 128 seviyesini destek olarak alabilirsiniz. 128 seviyesinin altına inmemiş gram altın yeniden alış fırsatı verecektir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ons altında bir yükseliş beklenir yeniden. Bunu da şimdi birazdan ons altına geçtiğimizde anlatacağım. Ons altındaki yükselişler gram altında da biliyorsunuz sentetik bir ürün. Dolar altın, dolar TL ve ons altından birleşimden oluşan bir enstrüman. Bu anlamda 128'in altına inmemiş bir gram altında ciddi bir alış fırsatı gösterir. Bu alış fırsatı da üçgenin tepe noktası, yani aynı tarihlerde üçgenin tepe noktasına denk gelen 133 seviyelerine kadar devam edecektir. 133 seviyesinin üzerine çıkmış bir gram altında 140'lara kadar yeniden bir serüven başlayacağı anlamına gelebilir. Bu anlamda da 140 seviyeleri yeni kar al noktaları noktasına gelecektir. 128'den yakaladığınızı düşünün. Ciddi bir kar marjı tanıyan bir işlem fırsatı bu aslında. Sadece dikkat etmemiz gereken yer şu mavi üçgen alanına girdikten sonra 38.2'lik yani 132'ye denk gelen fiyat seviyesinin üzerindeki fiyatları görmektir. 132'nin üzerine çıktığında artık tamamdır, dip stratejimiz devam ediyor anlamında yeniden yükselişleri gözlemlememiz mümkün. Altına isterseniz geçelim. Altına dikkatinizi çekmek istediğim başka bir durum var açıkçası. Biliyorsunuz bu düşüş devam ediyor ve bir düşen kama formasyonu görüyorsunuz.
Bu kama eğer yukarı doğru kırılırsa, ki bu da 61.8'e denk gelecektir 14 Aralık'a kadar açıkçası. Eğer böyle bir kırılım görürsek, yani şurada gördüğünüz şu üçgene denk gelecek yerde eğer kırılma görürsek, ki bu da Fibo'nun 61.8'lik 1171 seviyesine denk geliyor, düzeltme noktasına. Fark ettiyseniz zaten ikisinin kesişim noktasına neredeyse denk gelecek eğer bu sıkışma devam ederse. Buradan bir yükseliş gelirse, özellikle 14 Aralık sonrasında bu gelirse, şurada gördüğünüz direnç seviyesine kadar, yani 1233'e kadar yükselişler gelebilir. Bu da zaten bir artık çanak formasyonu gördüğünüz gibi oluşturmaya başlayacaktır. Tabii bu dediğimin olabilmesi için 1171 seviyesinin kırılıyor olması, yani üzerinde fiyat hareketlerinin artık yapılıyor olması gerekir bu tarihten sonra. 1233 seviyesi kırılırsa 38.2'lik, yani 1250 seviyesine denk gelen Fibo seviyesine kadar da yükselişler görmemiz mümkün. Yani 1233-1250 arası fiyatlara kadar çıkan bir altın görmemiz mümkün olur. Ama 14 Aralık'a kadar düşüşler devam edecektir. Özellikle 1181 seviyesini geçemeyen altın yükseldikçe 14 Aralık'a kadar kısa vadeli satışlara devam edecek diye görünüyor. Bunun dışında özellikle alt seviyelerde, yani düşen kamanın alt seviyeleri bize 1151 seviyelerine kadar aslında manevra alanı tanıyor. 1151'in altına inmediği sürece de, yani düşen kama aşağı doğru kırılmadığı sürece de yukarı doğru patlamayı her an bekleyebiliriz. Bu da dediğim gibi 1233'e kadar bir alım fırsatı verir bize. Özetleyecek olursak, fark ettiyseniz verdiğimiz bütün stratejilerde, yani hem TL bazlı paritelerde, hem gram altında, hem de ons altında 14 Aralık'a kadar farklı bir senaryo çizerken 14 Aralık'tan sonra farklı bir senaryo çiziyoruz. Bunun nedeni şu, zaten beklenti artık satın alındı diye fiyatlamaların geri gelmesi mümkün olacak. Bunun sebebi şu, çünkü zaten şu anda %100 fiyatlanıyor, yani %100 ihtimali fiyatlanıyor. %100 ihtimali gerçekleştiğinde artık fiyatlamalar da bitmiş olacak. Bu fiyatlamaların bitmesi demek artık kar realizasyonları anlamına gelebilir. Stratejilerin sonlandığı noktalar ya da kar al noktalarının çalışması söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda da geri gelişler çok çok doğal. Bu dolar TL'deki uzun vadedeki trendi değiştirmez, altındaki uzun vade trendini değiştirmez. Ya da Euro TL'de gram altında uzun vade trendi değiştirmez. Ama anlık kar realizasyonları size yeni fırsatlar tanıyacaktır. Ki dolar TL dedik. Dolar TL'de geri gelişler 3.30'lara kadar dedik. Bu dolar TL'nin uzun vadedeki yükseliş trendinin bittiği manasına gelmeyecektir. 3.30'lar yeniden alım fırsatı verecektir size. Bu da uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için strateji teşkil eder. Bu anlamda fonunuzu yüksek tutarsanız, riskinizi düşük tutarsanız, kar al ve zarar buldur noktalarınızı eğer doğru kullanırsanız, hem kısa vade hem de uzun vadede işinize yarayacak iki büyük strateji, iki büyük yatırım stratejisini size vermiş olacak. Bunların detaylarıyla ilgili veya fonunuza göre bunun lot büyüklüklerinin ayarlanması veya yatırım detaylarıyla ilgili bizlere ulaşabilirsiniz. Ben ve yatırım uzmanı ekibi size detaylı olarak bu konuda destek sağlayacaktır. Özellikle dolar TL'de tekrar altını çiziyorum. Sert hareketlilikler 14 Aralık'a kadar yüksek volatilite sebebiyle mutlaka görülecek. Bu anlamda riskinizi, kontrolünü elinizde tutmakta fayda var. Stop loss'u çalışmakta ve lot miktarlarınızı fonunuza göre ayarlamanızda yarar var. Onun dışında ons altının gram altında olan etkisinden size bahsedeceğimi söylemiştim grafikler üzerine inceleme yaparken. Altındaki başlayacak olan yükseliş, yani ons altında başlayacak olan yükseliş, şu andaki düşen gram altının 128-126 bandındaki o destek seviyesine kadar izin verecektir. O destek seviyesinden sonra gelecek olan ons altındaki yükselişler gram altında da yükselişlere neden olacaktır. Bu da 140'lara kadar yükselmesini beklediğimiz gram altının bir sebebi olmuş olacak. Bu anlamda kısa ve orta uzun vadede yatırımlarınız gerçekleşmiş olur. Bu anlamda bir sorunuz varmış, dolar çıkar mı diye. Başında bahsetmiştim, tekrar bahsedeyim. Dolar TL'de yükselişlerin uzun vadede devam etmesini bekliyoruz fakat kısa vadeli olarak 3.60 direncinden aldığı baskıyla şu anda 3.45-40'larda gösterdi ki bu düzeltme noktasına kadar bir düşüş gösterdi. Eğer burayı kırarsa tekrardan düşüşlerin gelmesini bekliyoruz. Bunu düzeltme hareketi olarak da görebilirsiniz. 3.40-3.30 arasına kadar gelmiş olan dolar TL yeniden size alım fırsatı verecektir. Özellikle 14 Aralık'a kadar, 14 Aralık ve sonrasında 3.30'a kadar düşmüş olan altın yeniden alım fırsatı verir. Özellikle 3.60, yani bu daha önce grafikte gösterdiğim size yükselen trendin tepe noktası olan 3.60'ı kırarsak eğer
kanal boyu kadar bir yükseliş getireceğinden dolayı 4.10'lara 4.410 aralığına kadar da fırlamasını beklenen bir dolar TL görmemize maalesef sebep olabilir. Umarım sorunuzun cevabını almışsınızdır. Yeterli olmuştur. Yeniden destek almak isterseniz benbeytv@benbeyyatırım.com mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yanıtlayabiliriz. Ben Bey Yatırım'dan bugünlük bu kadar. Sorularınız olursa, işlem detaylarınızla ilgili sorularınız olur ya da bizden herhangi bir destek almak isterseniz, daha önce size yayınlarda bahsettiğim Trading Center'ın kullanımı ile ilgili, MetaMax kullanımı ile ilgili eğitimler vermiştik. MetaMax kullanımı detayları ile ilgili ki 14 Aralık gibi günlerde, sert hareketliliğin olduğu günlerde bunun araçlarını kullanmak size çok ciddi faydalar sağlayacaktır. Eski yayınları izleyip bununla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz veya bizi arayarak bunun detaylarına ulaşabilirsiniz. Bunlarla ilgili destek alabilirsiniz. Artı Benbey Analiz application'ını indirebilirsiniz. Android ve iOS programı, Android ve iOS destekli marketlerinizden. Bu anlamda hem araştırma ekibinin yaptığı araştırmalara ulaşabiliyorsunuz. Hem de bütün Benbey Analiz'in verdiği, Benbey Yatırım'ın verdiği bütün hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Mail adresini tekrar sormuşsunuz. benbeytv@benbeyyatırım.com bize ulaşacağınız mail adresimiz bu. benbeytv@benbeyyatırım.com mail adresinden sadece sorularınızı değil, işlemlerinizle ilgili danışmak istediğiniz herhangi bir şey varsa bununla ilgili de bize ulaşabilirsiniz. İşlem detaylarınızı bize gönderip fikir alabilirsiniz. Artı piyasayla ilgili sorularınız varsa, analiz almak isterseniz eğer, yine bu mail adresinden artı 444-7870 numarasından da bizlere ulaşıp her türlü desteği yatırım uzmanı ekibimizden ve araştırma ekibimizden almanız mümkün. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yayınlarla hafta içinde sizlerle birlikte olacağız. Hem verdiğimiz fırsatların gidişatını, güncellenen seviyeleri sizlerle paylaşacağım. Hem de hafta içerisinde beklediğimiz temel verilerle ilgili de beklentilerimizi sizlerle paylaşmış olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.